şu an canlı yayın yapamazsınız efendim. Çekiyor. Burada daha güzel balay. Başladık mı ya? Koymuş bizden YouTube'a... önce YouTube'a yükleyebilir gibi bir havan var. 480p olarak. Story çek canım. Öyle story var mı ya? 4 dakikalık. En iyi yerleri koyacağım ya diye. Mesut abi sendeyiz. Ha iyi. Böyle de havalı oldu ha. Bir daha söyle bakayım sen deyiz. Neymiş? Kart yiyiz. Geri zekalı. Hangi kamera abi benim? Burada abi. Tamam. Şu sol taraftaki. Evet. Ha o ikisi tek kamera zaten. Abi objektif diye. Mesut abi sendeyiz. Ya nasıl hareketler bunlar? Sendeyiz bendeyiz. Sanki bana Godfather çekiyor. Hanımlar beyler. Bendeniz Mesut Süre. Rabarba Talk yeni bölümüyle Kemal Ayça ve İlker Gümüşoluk kadrosuyla alkışlarla başlıyor. Bugün yazılı olmayan kuralları konuşacağız. Elimde bir sürü var daha önce gelmiş cevaplardan ve buradaki izleyicilerimizle dahil edeceğiz. Minik minik başlayalım. Başlayalım. Yazılı olmayan kurallar. İkiniz de evlisiniz. Bunu bilirsiniz muhtemelen. Hadi bakalım. Düğünde beyaz giyilmez, gelinden daha çok süslenilmez. Bu ben doğru. Beyaz giydim ya düğünde. Hayır oğlum. Gayet de süslüydüm. Gelinden şey güzel mi? Olmuş. Yani. Smokin falan beyaz olmaz değil mi? Smokin oğlum değil. Ben gelindim ya. Artık aşın lan bunları. Kadınlar için diyorum. Böyle bir şey var mı? Beyaz giyilir ama gelinden güzel olmak ayıp. Ha şey damat konuşmuyoruz. Hayır yok abi. Tamam ya. Diyelim. Arkadaşları, gelinin arkadaşları. Kız arkadaşları. Diyelim hocam. Senin düğünün bir hanımefendi gerçekten beyaz giymiş ve çok süslenmiş. Tamam. Gelinlik giymiş bir de iyice. Kuyruğu falan var yani. Çok daha güzel. Ya tutarsın. Eşimden. Eşinden. Hakikaten çok böyle açık ara bize bakıyoruz eşine. Hanımefendiye bakıyoruz. Hanımefendiye bir daha bakıyoruz. Öyle söyleyeyim. Böyle bir durumda eşi problem çıkarır mı? Çıkarır. Harbi mi? Düğünden kovmak gerekir mi böyle bir şey? Gerekir bir de orada gelinin rolünü çalan var. Nasıl? Çok büyük dans ederek pistte. Gelin ona çok kuruluyor. Ya bence burada gelin her şeyi sahip ve bütün hakları var. Anayasaya göre. Çağıracak mesela çok süslenen kadını. Anayasaya göre. Değiştirilemez. Çok süsleneni böyle çağırıyor. Gel bak. Gel buraya gel. Ya diyecek bak şuradan siktir git. Böyle diyecek yani. Bu mesela hakkı mıdır? Böyle bir şey soğutur mu seni hanım? Ben evlilik o merasimin tamamını sadece gelin için yapıldığına inanıyorum. O yüzden gelinin her şeye hakkı var. Değil mi? Tabii tabii. Biz orada şeyiz ya böyle. Bitsin de yani şey, gidelim. Sen de bir imza at filan. Bir yerlere bir masraf çıksın da damat ödesindir o gece. Ha onları ödersin. Ya bir de çok masraf çıkıyor ya hakikaten. Değil mi? Yani milyonlarca masraf var abi. Öngöremediğin masraf oldu mu hiç? Var tabii canım. Beni ya. Çok içirdiler. Gecenin sonunda kameraman ayrıca çok büyük paramı aldı. Hatırlıyorum. Öyle mi? Evet. Zaten önden ödemiştik. Bir de giderken ekstra ödedik. Bizde kişi sayısını yalan söylediler. Nasıl? Biz 250 kişi çağırdık. Abi 320 vardı diyor adam. Onu diyor biz çağırmadık. Kim bunlar yani? Bu 70'i siz mi çağırdınız falan? Bayağı ben de çok alkollüydüm. Benden böyle bir 40 kişinin parasını falan kopardılar. O kadar alkollü pazarlık mı yaptın adamla? Çok 70 yok. 70. Ya ben hiç verme be taraftarıydım ama adam tabii gitmeyince bir 40 kişilik abi, verdik. Abi cebimden 850 lira asıttı gidi abi. O ana kadar çok mutlusun düğünde çünkü evet. Sana müthiş bir şey var, ihtimam var. Sürekli bittikçe getiriyorlar, bittikçe evet. Getiriyorlar. Diyorsun ki çok güzel, meğer o yüzdenmiş yani. Ha sen ikram zannediyorsun. En mutlu günüm bana güzellik yapıyorlar. Tabii. O da inşallah alkoldür. Yazılı olmayan kurallar. Peynirli poğaçada peynir aranmaz. Valla bence haklı bir kural. Çünkü poğaça ne kadar? 2 lira. Evet. Değil mi? 1,5-2. 2 liradan yani nasıl bir kalite, ne hizmeti bekliyor yani? Doğru, ben de katılıyorum. Ayrıca da... Mesela istemediğin gibi çıktı. Olayı büyüttün böyle tüketici haklarına kadar gittin. Ne derler orada sana? Poğaçayı da göndermişsin. Böyle kaymakama gösteriyorum. Bak peynir yok diye. Şuna peki kani miyiz? Sen fikir miyiz? Peynirli poğaçada bir gıdım da olsa peynir görünce ikna alıyoruz. Ya yani görmek yetiyor. O hale getirdiler bizi. Herhangi beyaz bir şey. Yani beyaz bir nokta görmüşüm diyorum ki elinize sağlık. Bol koymuşlar be.
Vallahi bile aşı da acımamış diyor peynire. İşte abi en güzeli sade poğaça. Hiçbir... ya adam sana bir şey hani teklif etmiyor, fiyatı bir vaadi yok. Fiyatı da aynı çoğu zaman. Sade diyor herif yani. Doğru valla. Sade poğaça ekmekten güzel mi? Değil, oha. Değil. Normal ekmekten değil. Değil değil mi? Tabii. Sence? Sen karnın mı aç ya? İşte ekmekten güzel olur mu abi? Olamaz. Oğlum normal ekmek dünyanın en güzel şeyi. Beyaz ekmek. Sabahları yani. Niye normal ekmek satmıyorlar ya hakikaten? Bayağı ekmek sıra sıra. Şey, poğaça yani. Ecinden ekmek. Evet, evet. Ha, tam ekmek mi alacağız? Ha, çarşı İçine öyle bir şey koymadım. Hiç gerek yok. Ne var abi? Ekmek poğaçayı yer, onu da yer yani. Yazılı olmayan bir kural da ben size söyleyeyim. Çiğnedim galiba. Normal hayatta maddi durumu çok yoksa illa bir şekilde ortaya çıkar. Burada sade poğaçayla ekmek tartışıyoruz. Ekmek mükemmel ya sade. Keşke bedava dağıtsa. İstediği kadar at tut. Rabarba şöyle kazanıyorum, böyle kazanıyorum. Ekmek ömüyor burada 20 dakikada. Seni tam ekmekle görseler, şüpheli de herkes yani. Tam ekmekle beni at zannetmez misin böyle? Öpüşüp, vedalaşıp aynı yöne yürünmez. Yazılı olmayan kural. Araba derler ki mal mısın? Derler. Öpüşüyorsun. Hadi abi görüş. Artık bu arada tabii öpüşmeyi de azaltıyoruz. Değil mi şu an? Bütün bu olaylara rağmen bugün öpüşen kim? Abi buraya gelen insan hiç keser mi öpüşmeden? Buraya ekstra öpüşmeye gelen var mı? İnsan gibi soruyorum. Atın ölümü arpadan diyen 200 kişiyle Rabarba Talk devam ediyor. Var mı arkadan bugün öpüşen? Samimi olun. Bugün öpüşen. Konuyu anlamayan var. Ne diyor acaba öpüşmek? Ya ben içeri girerken bizim setteki arkadaşlardan birisi böyle merhaba abi hoş geldin dedi. Hasan Celal Güzel gibi yakaladım adamı. Öptüm yani. Unuttum çünkü. Korona moran kalmadı. Ya öpmeyi biz de engelleyemezsin. Çok ben alışığım yani. Evet. O kadar yani kanımızda ki öpmek. Öpmeyince de kötü gibi oluyor. Öpmemek lazım bu arada da. Hani. Bir, iki tane abimiz bir tane düğünde dans ediyorlar biliyor musunuz? Çok uzaktan böyle öpüyor birbirlerini böyle. Bundan sonra bu şekilde sene başlıyoruz diye böyle. Kemal ne yaptın? Günaydın. Keşke normalde de öyle olsa. Böyle siyahilerin var ya uzun süren selamlaşmaları. Ona dönebiliriz ya abi. Onu ben çok seviyorum ya. Mesela babalar oğullarıyla kızlarıyla kendilerine özgü el hareketleri böyle selamlar yapıyorlar. Böyle böyle. Böyle ben siyahi dedim babalar ve oğulları diye. Güncelleme kimin babası oraya. Böyle selamlaşıyor ya? Hayır. Ben çok özeniyorum yani. Böyle babalar var ya. Öyle öğretmenler çıktı ya sosyal medyada. Ha. Her öğrencisiyle farklı selamlaşıyor. Kapıda. He. Orada hiç yüz vermeyen öğrenci var. Önden geçiyor adam böyle. Hani istemiyor yani öyle selamlaşma. Orada mesela kesilen kesin görüntü vardır mesela. Öğrencisin böyle bir tane koyuyorsun. Çocuklara vurmamalıyız. Al bak yayınlarız. Şu ana kadar yayınlanabilecek 4 saniyemiz var. Hayır uğurlu olsun. Yazılı olmayan kurallar. Selfileri uzun boylular çeker. Ya da kolu uzun olanlar çeker. Bence bu doğru değil çünkü Mesut'un selfilerini biliyor musunuz? Dünyanın en kötü selfileri için Mesut Süre. Mesut hep yarım. Yani şöyle bir surat. Demek ki yalan. Suratımın bir yarısı bir yarısından güzel. O yarısına güveniyorum. Bence çok kısa boylu öne geçiyor. Koluyla birlikte şöyle iyi bir açı yakaladığı zaman kısa boylu daha iyi çekiyor. Bunu ben açıklayamam ama buna inanıyorum. Hiç uzun ben iyi selfie çeken görmedim. Ben de yani, uzun boyluyum yani. Mesut'un sosyal medya ile alakalı şöyle bir huyu var. Buyur, buyur. Her şeyin rengini değiştiriyor. Her şeye bir efekt atıyor. Bir keresinde bir sosyal sorumluluk projesi vardı. Bir top paylaşılması gerekiyor. Kırmızı bir top. Pembe. Bir, pembe miydi? Pembe top. Bir hastalığa dikkat çekmek için. Herkes, tüm dünya pembe paylaştı. Mesut'a Amaro efekti atmış Instagram'da. Bayağı basket topu. Amacına ulaşmadı yani. Ama bir like aldım. Mesut başka bir hastalığa dikkat çekti. Daha güzel oldu yani. Öyle gribe de dikkat abi diye. Adamlar dedim şunu kırmızı top yapsanız herkesin dikkatini çeker ya. Biraz ayıp oldu. Hadi birkaç tane seyirciler alalım. Nerede benim mikrofoncum? Kadir canımsın. Yazılı olmayan kural. İşte başlayalım. Geldik tam korona zamanı mikrofon. Şurada bir hanımefendi var. Herkes bir tur tükürsün mikrofona. Bir tur ama. Yapsın öyle konuşsun tamam. Tamam. Buyurun efendim. Tamam mı? Masada ortadaki... Ayağa kalkar mısınız kamera görsün? Canımsınız. Masada ortadaki şey eğer son kaldıysa o yenmez.
Ortadaki yok. Şey ne? Ya köfte mesela. İtiraf ya evet. İncelik son şey. Var son köfte. Asıl son o yiyiş. Zeytin. İşte yenmemesi lazım. Biz bunun için güreşiyoruz ya. Biz de böyle en son kalıyor genelde. Ya o son köftede falan. Herkes bir şov yapıyor ya. Doydum abi falan diye. Sonra şey diyorlar. Daha var. Sonra herkes saldırmaya başlıyor köfteye. Bir anda tüm mod değişiyor. Bir de mesela o, çok teşekkür ederiz. O son köfteyi kendi ağzına soktuğu çatalıyla bölmeye çalışan var biliyor musun? Dörde bölüyor. Ya rica ederim siktir git at şunu ağzına. Ye şunu daha az üzüleceğim. Ye şunu yani. Evlilik bak bu yüzden güzel. Evlilikte o köfte dörde bölünüyor, sekize bölünüyor. Bir parçası sana geliyor. Yine onun yarısını verip sana geliyor. Bir köfteyi 4 saat yiyoruz biz evde. En son kim yedi belli değil. Köfte. Hayır abi, ne de köfte... kötü olur köfteden sonra öpüşmek. Tüm tadım kaçtı yemin ediyorum ya. Bunu kim istemez ya? Tamam. Çok güzel cevap gelmiş ha. Şu resme bir bak diye telefonunu veren kişinin diğer fotoğraflarına bakılmaz. Resim değil de fotoğraf. Dur baştan. Ha şu kaydırmacı. Dur cahil gibi resim dedim dur. Burayı bak yayınları bak. Şu fotoğrafa bak diye... Sanki böyle ilk defa duymuşuz gibi yapıldı ama. Telefonunu veren kişinin diğer fotoğraflarına bakılmaz. Aa. Oğlum neye üzüldünüz şu an? Ne oldu? Tebarek oldu bir anda burası. Ya bunu herkes yapıyor değil mi? Bir de orada çok hızlı böyle galeride aşağılara iniyorsun da... Telefonu ver diyor, büyük telaş yapıyorsun ya. Hani o başa dönme telaşı. Nasıl edeyim lan? WhatsApp'ta kimleri engellemişsin ona bakıyorum şu an. Bambaşka yere girmiş adam. Ben vallahi silinenlere kadar bakıyorum. Ben de böyle mesela çıplak bir fotoğrafa denk gelirsem böyle gizlice bakıyorken çok heyecanlanıyorum. Böyle aa! Vallahi meme diye salak salak. Vallahi meme. Ya bu nasıl tepki? Günah sizin boynunuza öyle söyleyeyim. Bu nasıl tepki ya? Şu cümlenin. Mesut vallahi diyorsa hani vallahi demiyorsa zaten kesin meme görmüştür. Oradan anlayabilirsin. Bakalım hanımlar beyler cevaplara. Burada mesela buradaki hanımefendilere de soracağım. Böyle bir şey var mı? Kız grubunda, WhatsApp grubunda eğer bir hanımefendi bir flörte çıkacaksa WhatsApp'ta olağanüstü hal ilan edilip kombin konuşulur. Ne giyecek, nasıl davransın? Doğru mu bu? Kaldır bakayım parmakları. Ne oldu parmakları Allah'ım helal. Doğru ama o kadar yani. Abi neredesin mikrofon? Kadir'cim. Abi hep aynı yerde bu arada aramıyorum. O duvarda. Kadir zaten mutsuz. Ne güzel izliyorduk amına koyayım diye. Şuraya ben. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu olağanüstü hal doğru mu WhatsApp'ta? Doğru ya, çok doğru. Ne konuşuyorsunuz? Açın bakayım biraz. Yani nerede tanıştın? Nasıl, tamam. Ne giyeceksin? İşte nereye gideceksiniz? Ne yedin? Ne yapıyorsun? Ne yedin? İşte arada tuvalete git. Haber var. En önemlisi bu. Ha da orada gerisi... buluşmadayken. Evet evet. Tabii yani arada kaç tuvalete birkaç kere haber ver. Haber vermeyince kızma oranları da artıyor aynı şekilde. Mesela gece 2 olmuş. Tabii tabii ya. Hiç şeyler uyumaz ki. Grup uyumaz yani o. Nasıl grup ya? Düşman uyur. WhatsApp grubu uyumaz. Ya, öyle acaba herkes katılıyordu. Acaba bizim hala açık grubu var mı ya? Evlendik filan ama hala konuşuyoruz. Gizler saklı. Kaçıncı yıla girdiniz filan? Hala tuvalete git diyor. 5 yıl olmuş. Nasıl grubun adı ne? Uyumayanlar. Ya o fotoğraf değişiyor mesela bizim gruplarda. Olağanüstü durumlarda. O duruma bağlı bir fotoğraf. Olağanüstü durumlar. Adamın evet. Fotoğrafı mı? Bazen oluyor. Hadi canım. Adamın fotoğrafı geliyor mu? Adamın yakışıklı gelmiyor. Mı değil mi? Tabii ki o zaten şey. Ya buluşmadan ya şey önce diyeceğim. Geliyor. Kritik yapılıyor. Görmediyse hiç yüz yüze böyle uzaktan boyunu falan hesaplamalar oluyor. Sizde puan verme var mı? Lan bu. Şey yani biz bir arkadaş şu an evlenecek hatta yakında. İlk hani görmemişti. Böyle hesaplayarak 4 metre falan çıkartmıştık. Hani git bir gör. Ben miydim lan o? Şöyle parmak hesabıyla fazla çıktı. Tövbe estağfurullah bu ne diye geliyor ya akşamı. Biraz fazla çıktı hani git gör canlı 4 metre mi diye gönderdiğimiz çok oldu. Çok komik adı ne Yuşa. Nasıl hesaplıyorsunuz ya onu? Ya parmak hesabı. Mesela yanındaki bir parmak cismi hesabı mı? Ya şöyle yanındaki bir cismi alıyorsunuz. 1, 2, bekle. Ya direkt kamera aç ya. Vay anasın. Peki şimdi bak değişikliğe bir şey soracağım.
Gece 3 oldu. Ha. Uyudular, uyandılar. Ayrıntı soruluyor mu kıza? Yani o an değil ama. Ne zaman soruluyor? Ertesi sabah gün. Bir kahvaltı yapılır toplanıp yakınlığa bağlı olarak. Çok yakın arkadaşsa zaten bir kahvaltı yapılır. Kahvaltı yapılır. Hala, hala boyunu soran. Konuşulur, sorulur. Bizde hiç böyle geçirir. Yürümüyor değil mi ya? Biz valla. Bizde tahmin ediyorum. Bizde şöyle yürüyor. Abi kadın 4 metreymiş, ne oluyor ya? Tam mesela onlar böyle sinemadalar falan, çok romantik filmdeler. Sonra Burak bir tane çakıyor 90'a. Biz de hemen gruplarda gol diyorsunuz. Çok güzel anlattın ya. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben şuna inanıyorum. Kadınlar ilişki hakkında daha çok şey konuşuyorlar. Normalde erkeklerin konuşulduğu düşünülür ama erkekler o kadar konuşmuyor. Biz hiçbir şey konuşmuyoruz ya. Biz hiç bilmeyiz yani. Tek cümle yetiyor gibi bize yani. Evet. Ben bir tek işte... Ben evleniyorum yazdım. Geldiniz siz işte. İlker'i de öyle öğrendik biz. 3 yıl sonra iyi mi dedim? İyi dedim. Ha. Tamam yani, bu bizim için yeterli. Ben bekarım yazıyorum, herkes sakin, tamam yine evlenmiyor. Annen eğer telefonla sana ulaşamazsa kendi rehberindeki hashtag seninle beraber kaydettiği herkesi arar. Mesela Banu diye kızı var. Altta işte Esra Banu, emlakçı Banu. Banu dükkan. Alüminyum doğrama Banu. Yani onunla alakalı ne kadar hashtag varsa. TBC Banu. Herkes arar. Anneler arıyor mu böyle gerçekten telaşla? Ya bizimkiler aramıyordur da. Bizim de vallahi yani ya. Bunlar ne güzel anamı var. Hanımefendilere soralım ya. Biz yaşamadık. Bu biraz kız annesi tribi mi? Tabii. Genç kız annesi yapar bence bunu. Bizi kim ne ya arasın? Bizimkiler de çok sorumsuz ama. Ben mesela yıllar evvel yurt dışına gittim 18 yaşındayken. 15 gün aramadılar beni ya. En son ben aradım ya, iyiyim diye. Laf sordum, iyiyim, sağ olun falan diye böyle. Hiç umurlarında değilim yani. Bu Kemal'e soracağım, sen de şimdi yeni aldın, sana da soracağım bu soru. Birinden araba ödünç aldıysan, geri verirken benzin ya aynı hizada ya da yukarıda olmalıdır. Ben yani yukarıda veririm Cem, bu artık erkeklerin şeyidir yani. Peki çok... aşağıda verene bozulur musun? Aşağıda verene küfrederim. Hakikaten mi? Tabii canım. Aşağıda veren savunuyor ama. Neyi abi savunuyor? Eğilip bakacağım falan. Hani onu bir... Sen yukarıdan mı? Abi aşağıdan tam yarım işte diye böyle. Ben bu arabayı ne zaman aldım? 2 gün önce. Zam geldi mi? Geldi mi? Ya tabii canım, fullemezsin de. Ya çok büyük bir işin görüldüyse belki o coşkuyla fullersin. Onun dışında... Önceden kilometresine bakar mısın? Kaçta aldıysam kaçta o kilometre. Kaçta verdim arabayı emanet olarak? Yok abi, o iyice çirkinlik ya. Demek ki ben... Bir saniye şöyle bir şey oldu. Abi lastikler daha şişikti. İyice delirmiş yani. Burada araç kokum vardı. Ne olmuş benim? Kemal'in aradığı cevabı bulamayınca sakalını sıvazlaması çok oldu. İki saniye. Çirkin biri olduğumu fark ettim. Yani. Ama şöyle bir şey var. Kemal araba hususunda çok hassas. Yani arabasına da iyi baktığı için hakkıdır bence. Benim araba ev gibi ya, bayağı tabii, tabii. Yaşarsın yani, biliyorsun işte. Evet, senin araban öyle ama. O yüzden kimseye vermek istemem. Senin araban benim şu andaki evimden büyük. Başka yazılı olmayan kural. Kaldırın bakalım. İşte bu ya. Kadir'cim, bu da ben parmaklardan birini. Sonra arkaya da dahil edelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Ayağa kalkarsanız kameramız sizi görür. Çömeliyordu yavrum, çok da yoruldu. Vazgeçsin, çömel tekrar. Şaka yaptım, şaka. Buyursunlar. Şimdi bazen toplu taşımada biri oturuyor. Ben de karşısında ayakta duruyorum. Sonra her durakta böyle kıpırdanıyor, kalkar gibi yapıyor ama kalkmıyor. Bence bu yasaklanmalı. Boşuna heyecanlanıyor. Kaşınmak yasak diyorsun yani kısaca. Burada yazılı olmayan kural hangisi? Cevabımıza dair ne var burada? İşte bu, bu yapılmamalı. Yazılı değil ama. Ya o adam kıpır kıpır olmamalı. Ha, ya da kadın. Sabit yani. Dursun. Aynen. Şu. Ben bir kere daha yaparsam kalkacağım gerçekten burada. Anladın mı? Aynen. Çok güzelmiş. Heyecanlanıyorum. Çok güzel cevapmış. O seni kandırmamalı yani. Evet. Güzel. Sabit. Kandırmak için yapan var mı ya buna? Yani oğlum bu... metrobüs ne acayip bir yer ya. Ne hikayeler var gerçekten. Ya metrobüsün arkada bir koltuk var ya, geniş. Gibi duruyor ama çok dar. Hani diyorsun ben buraya yayılırım diyorsun da sonra ayaklar çok bitişik oturmak zorunda kalıyorsun. O çok fena bir koltuk. O yani. Bir kişilik de değil, iki kişilik değil. O bir değil, değil abi, evet. Evet. Metrobüsün en güzel yeri ön taraf değil mi ya? Öndeki kocaman boşluk. Bayanların yaşı sorulmaz. Güzel. Mikrofon gelsin öyle. Böyle evin salonu gibi konuşamayız şu an yani. Ne yapıyoruz? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk.
2-0 giden bir maçta farkı bire indiren golcünün topu kalenin içinden alıp santraya dikmesi yazılı olmayan bir kuraldır bence. Aa, çok güzel tespit bu. Güzel. Şık hatta bir hareket. O almasa bile takım arkadaşları gider, kaleci vermek istemez. Kavga ederler gerekirse, o topu yine alırlar, santraya koyarlar. O şey demek yani. Hani devamı gelecek, 2-2 evet, olacak. Yıkılmadık. Aynen öyle. Komutan sonra, benim, golü ben attım. Sonra şey oluyor ya, böyle büyük bir hışımla gelip alıyor topu, santraya götürüyor, sonra 4-1 bitiyor ya. Niye acele ettin amına? Ben burada isim vermeyeyim de Tuncay Şanlı'nın Manchester United maçında... Bildiniz mi o maçı? Seyirciye şöyle yaptığı bir maç var, 6-2 bitti. Ya kimseye söylemeyin bari aslında. Burada yaşandı, abi, burada sakın, kalsın abi diye. Sakın, rezil oldum sakın. Şeydi, 6 diye bir şey yok. Abi eyvallah, çok güzel cevap, çok teşekkür ederim. 6-3 avantajlı skor lan diye. Olmasını çok istediğim bir şeyi birine anlatırsan o iş bokuma olur. Bu doğru mu? Bir doğru daha var, yine de anlatırsın. Her seferinde anlatırsın. Evet. Asla anlatmayacağım dersin, yine anlatırsın. Bence hikayedir var ya insanoğlu. Yani bir yaşadığı andan keyif alanlar, bir de bunu anlatırken daha çok keyif alanlar. Evet. Şimdi hangisi? Dünyayı gezmek, gezmiş olduğun için mi güzel? Yoksa bunu başkasına anlatacağın için mi güzel? Çok güzel soru sordum lan. Bunun cevabını Instagram verecek sana. Yani? Tabii ki. Anlatabileceğin için. Paylaşmak güzel abi. Benim mesela her zaman sorduğum bir soru var. Diyelim Picasso'nun orijinal tablosu. Tamam. Her zaman böyle şeyler konuşuruz biz. Orijinal, hep sorar mısın? Orijinal siz tablosu. Sizde gruplarda... Ha yok. Hazır mısın? Boyu tuvalete kaç, git. Boyu kaç. Çocuklar ne oldu yani? Orijinal Picasso tablosu. Evine asabiliyorsun. Evet. Tamam mı? Ama hiç kimseye onun orijinal olduğunu söyleyemiyorsun. Kimseye. Tamam. O tabloya kaç lira verirsin? Çevremizde de orijinal olduğunu anlayacak hiç kimse yok bu arada. Ulan şimdi İlker bana orijinal dese ben inanır mıyım zaten yani? Anlamam hakikaten ki. Yani hiç mi kadri kıymeti yok? Hiç mi vermezsin? Hiç, vermem. Vallahi vermem. Sıfır mı? Vermem ya. Sıfır. Benim resimde de aram yok biliyorsun. Yani zor. Ben veririm ya. Ne kadar verirsin Aga? 100. Oğlum çöktün bu kadar, çok verme ya. Picasso'ya yövmiye verdim. Gel buraya ressam gel. Kaç sen çalıştın? 8 abi. Eğer tamam, aynısını yapabilirsem 50 veririm hatta. Bunu ben de yapabilirim mi ikna olursam. Baka baka yapıyor bu. Oğlum, şey bu... yok mu ya böyle hafif ince kağıt, ne parşömen mi denir ona, ne denir böyle? Üstüne koyarsın kopya kağıdı. Aynısını şey işte abi ya, yani serbestle meslek makbuzunun arasına koyacaksın. Ha. Oradan böyle tıkır tıkır. Antetli. Müş gibi valla. İki tane sanatseverle oturuyorum şu an. Sağ taraf hiç vermem dedi, sol taraf 100 veriyordu, sonra dedi ki çok oldu 50 vereyim. En kıymetli sanat hangisi ya? Yanlış sanatlarını seçtin abi. En kıymetli sanat. Sinema. Olmaz. 17. Sinema ya. 7. Sinema Gençler Birliği hep 7. ya, mümkün değil. Bok gibi şaka olsun, sitet. Allah'tan canlı değil ha, vallahi billah. Açmadın değil mi kız canlı yayın? Belli olmaz senin işin. Aa Gençler Birliği, gerizekalı lan bu. Şu da bence bir yazılı olmayan kural ya. Anneye kötü davranınca başına bir şey geliyor ya. Bunu yaşıyor musunuz? O gün bir şey oluyor abi, kesinlikle. Yok be abi, ne yaptın ya? Oluyor, oluyor. Tesadüftür, sen... Al abi diye böyle... Yarık buraya kadar. Abi sen sürekli kötü mü davranıyorsun, ne yapıyorsun? Yani o, sen vicdan yaptığın için başına gelen her kötü şey bence ona yoruyorsun. Bence de alakası yok. Bence de vicdan ya. Bizim anlayamadığımız şeyler dönüyor. Anneye çok kızıp bağırıyorsun, sonra şey diyorsun ya, birazdan tır ezer beni. Ona olmuyor yani. Sonuçta... Anneye kötü davranıyorsan hemen nasfele kokacaksın, hiçbir şey olmaz. Anne, ne alakası var? Anneye kötü davranıyor, sayısal tutuyormuş. Ne güzel olmaz mı ya? Kadın gel buraya. Zengin olduk. Sevinçten. O da karşı vurur. Aferin oğlum be. Yazılı olmayan kuralları konuşuyoruz hanımlar beyler. Bakalım neler. Bunlar bitmiş. Kolektif az şunu şöyle şey yapalım. Heh, çok güzelmiş. Kendine gerizekalı. Bir şey olmaz. Kendine çay koymaya kalkarsan herkesin bardağını doldurursun. Yazılı olmayan kural. Doldurursun. Ya misafirse zaten yapman lazım. Bu şey değil ya, bir yük değil yani. Bir bardak çay 20 gram oğlum.
Doldur 5-6 tane gel ne olur. Orada yani. Hop diyen adam var ya. Nasıl koyayım ben sana dur derim diyor. Ha. Koy. Dem koy, hop diyor. Tanımadan adam sana hop diyor, sen duruyorsun falan. Çok saçma bir an bence. Yani. Akıyor, alıyor akıyor. Hala adam hop dememiş. Bir de böyle gıcıklar var, 1,5 şekerli içen çayını. Onun şekerini kırıyorsun üfleyip falan böyle. Şeker. Oğlum çok görevimiz var ya. Şekerli içen kaldı mı ya? Başkasının şekerini ağzımızda kırmıyoruz. Üflüyoruz. Rica ederim ya bu tespit. Üflüyoruz. Abi sen 1,5 mu? Böyle bir şey var mı? Bu da varsa ben valla kalkıp gidiyorum yeter ya. Bunu yapıyor da adama kızıyor. Tam oldu mu yarın bak bakalım. Adamla ortak kıtlama içiyorsun. Şeker bende çay sende hadi bakalım diye. Çok yakın böyle. Tam koronalık espri tam yani. Şeyde ilk buluşmada şöyle bir şey yapmıştım ben bir gün. Bir hanımefendi daha ilk defa buluşmuşuz. Şarap söyledik. Ben koydum kadehlere şarapları. Baktım eşit değil. Sonra vicdan yapıp çok olanı ona vermek yerine kendi bardağımdakini onunkine dökerek samimi söylüyorum bak eşitledim. Ve kız hiç bozmadı beni ama bir yudum dayı almadı o gece. Sonra konuştum çünkü ben. Biliyor ben bundan bir yudum alırsam bu herif beni mahveder. Tabii. Ben ondan bence da içtim, yani, ondan da içtim. Bardağımı sokuyorum. Mesut o şarabı bence bayağı tam koymuştur ya. Tam. Ya bardak böyle hani ucuna kadar doldurmuştur o şarabı. Ya bir reklam ajansına gittim geçen gün arkadaşlar. Böyle adam bir fiyatlar öneriyor. Ona ben de böyle ağırdan satıyorum, yok bok diyorum. Çok kalite bir viski açtı, çok kalite. Viskiyi de ben koyuyorum kendi bardağıma. Size samimi söylüyorum. Bir tırnak kadar dudak payı bırakmadım. Ağzına kadar doldurdum. İkinciyi koyacağım ama adam bana diyor ki bitti mi senin kolan? Adam 20 bin lira yok demiş. Şifadır diye içiyorum. Abi işte alamadığın parayı viskiyle alıyorsun sen aslında. Tabii. 10 diye oradan ben sana gösteririm diye. O yüzden az önce dedim ya yani hayatını öyle çok zengin yaşamadıysan zengin olmadığın ayrıntılar da illa çıkıyor ortaya yani. Bunu kapatamıyorsun. Ya yine senin viskide belli oluyor. Muzda falan çok. Ben çirkinleşen adam ben var ya. Ben bayılıyorum yani. Ajans kurabiyesine. Ha değil mi onlar? Çok büyük paralar konuşuyorum falan ama gözün hep kurabiyede oluyor. O kolay da. Ya genel olarak bunu seviyoruz ya. Mesela otellerde falan da. Hani ne varsa onu alalım getirelim. Bizim çok kötü anımız var öyle ya. Biz yıllar evvel her şey dahil otele gittik ailecek. Ama böyle her şey dahil sistem yeni yeni başlamıştı. Biz oradan reçel çalmışız benim haberim yok. Kahvaltıda küçük bal reçel veriyorlar ya. Abi yemin ediyorum bir çanta. Yengemle annem reçel çalmış. Biz sonra o reçeli unutmuşuz. Nerede unutmuşsunuz? Şeyde işte resepsiyonda vermişiz çantayı. Biz sonra onu istedik. Bizim evet. Çantamız kalmış yollar mısınız diye. Baya bize bir çanta reçel yolladılar yani. Tabii bakmadılar içine. İnşallah yani. Ama her şey dahil dedim mi de azıcık hakkınmış gibi ya. Her şey dahil oğlum yani. İlker'le Antalya'ya stand-up'a gittik bir gün yıllar evvel. İkimiz. Sonra minibardan da korkuyoruz o zaman paramız da yok. Minibardan korktuğumuz yıllar. Yani. İçsek mi içmesek mi? Minibar fobisi. Sonra tam çıkıyoruz. Bir şey, ufak bir şeyler içtik soda moda. Minibar ödememiz var mı dedik. Adam dedi ki sizin zaten minibarınız sınırsızdı, serbestti. İlker'le şöyle yaptık galiba. Bir saniye. Hocam siyah poşet var mı sizde? Hani dıştan belli olmayacak. Size yemin ediyorum iki çanta. Bir de çaldığımızda şeftalili meyve suyu sıçayım. Böyle bir. Toplam 19 lira ama. Taşıdın anaydı. Minibardan içip yerine bakkaldan alıp koyma diye bir şey var ya onu yapan var mı? Günün sorusuna cevap. Bileğe kalktı. Bakkaldan alır koyulur. Ya bu yazılı şey, olmayan kural. Bazı yazlık beldelerde böyle değişik markalar oluyor. Mesela biz çok kötü otele gittik. Kolanın markası Oğuz Gold. Bayağı jelibon suyu gibi bir tadı var. Abi biz onu içtik. Telaşla Coca-Cola koyduk dolaba. Yani adam demiştir bu ne oğlum diye. Ya. Adam da onu alıp içer lan yazık. Tabii. Oğuz Gold da ilk defa duyuyor. Oğuz Gold diye marka var abi çok kötü ya. Ne bu ya? Yerel bir marka. Kola Fanta gibi şeyler üretiyor. Bence yerel de değil, bireysel. Tek adam yapıyor. Alanya bunu. Bölgesi galiba ya. 4 kutu yapıyor günde. Biri otele, biri bana. Biri hanıma, lıkır lıkır içiyoruz ya. Oğuz Gold. Formülünü de söylemiyor, formülü bende değil. Sünnet çocuğu ağlayana kadar korkutulur.
Nasıl kural lan bu? Ben hiç hatırlamıyorum ki ya. Valla korkuluyorduk ya. Evet tabii. Baltayla kesecekler muhabbeti vardı ya. Öyle olacak böyle ya olacak. Ya şimdiki çocuklar ne kadar tatlı büyüyor ya. Hiçbir dertleri yok ya. Şimdi artık şey değil mi çocuklar doğuyorlar. Ve hemen daha abi böyle 15 gün 20 günken falan olup bitiyor böyle. Hiç haberi bile olmuyor çocuğun. Ya bir de hani şimdiki çocuklar gerçekten çok dikkatli büyüyor ya. Bir sürü işte hani yazılı olmayan kural işte. Belli bir süre çocuğa su vermiyorlar. Psikolojisi bozulmaz. Anne sütünden alıyor falan diye. Ha. Yani çocuğa şeker vermiyorlar falan. Ya ben doğduğum an teyzem emziği bala batırıp ağzıma sokmuş. Hayatı bal gibi olsun diye bir de bana 6 ay su vermemişler. Ya doğduğum gibi ağzım yanıyor. Bal vermişler bana. O şeyi biliyor musun? Bal yedikten sonraki yangını. Ben 6 ay öyle takılmışım. Çocuğa doğduğu gibi Oğuz Gold veriyor. Al bakalım. Şey olmaz mı ya? Daha çabuk konuşursun o sayede. Tabii. Yeter amına koyayım. 20 günlük çocuk. Bal ne, bal ne? Baba mı dedi? Hayır. Başka bir şey dedi yani. Büyüyüm de hepinizi sikeceğim dedi. Ulan ilk cümlesi bu olmuş. Sikeceğim. Hay Allah'ım. Bir arabaya gelinle kaynana aynı anda biniyorsa kaynana öne oturur. Ben mi cevap vereyim? Oturmayan vereyim gelinler. Aa bak burada oturur gördün mü bak. Sizde nasıl durum? Hem benim annem hem eşimin annesi her zaman önde oturuyor. Bizde böyle bir geniş aile diye bir dizi var. Oğlum niye aynı anda otursunlar? Hadi inşallah. Hiç ses etmiyorsunuz böyle bir durumda. Hemen öne oturuyorlar. Genelde büyükler öne oturur ya. Yani gelin pek bir ses etmez buna. Sıkıntı çıkaran yoktur herhalde, var mı? Var mı? Zannetmiyorum. Ben oturtmam, kendim oturacağım diyen gelin var mı? Ben kullanırım o zaman diyen falan var mı? Kaynanaya kullandırtan, hiç uğraşmam ben buna diye. Beni yorma diye sen al. Sür şunu ana. Şurada var abi. Merhabalar. Merhaba. Kayınvalideniz öne oturmak istediğinde ne yapıyorsunuz? Ya biz daha yeni aldık arabayı. Daha hiç ikimiz aynı anda arabada seyahat etmedik ama ben kullanırım fikrine katıldım. Ne yaptınız? Kullanmayız. Yani öne oturmak sıkıntı olursa ben şoför koltuğuna geçerim. Böylelikle hem ben öne oturmuş olurum hem kayınvalidem öne arkaya oturmuş. Kim oturuyor? Kocam. Eş. O da yavrum böyle. Mesut Bey iyi akşamlar. Ama şey çok çirkin olur ya. Arabaya yaklaşırken kayınvalideyle koşu yarışı yapmak. İte ite yani yaşlı kadını. Ya genelde şey oluyor. Yaşlı olan insana önü teklif ediyorsun. Sen otur anneciğim diye. Hani kaza olursa sen git gibi. Aslında alt metin o da yani. Ya bir de onlar ne bilsin valide. Yolu çok tatlı izliyor ya. Yaşlı böyle çok tatlı bakıyor yollara yani. Hani genç biraz daha doymuş gibi sanki de o. Çünkü çok geziyorsun. Yaşlı çünkü yani bayağı böyle çorak arazi. Nereye bakıyor yani? 40 dakika aynı zaten. Böyle bakıyor. Ama yaşlının hep şey psikolojisi var yani. Belki bu son. Anladın belki bu son öne oturuşum. Oğlum gülmeyin vallahi çok o zaman diyelim ki kaynana öne oturmuş, gelin arkada. Gelin iyice kullan diyecek ki belki bu son. Yani. Otur otur. Belki bu son. Sen de o arada 180, 190. Kocam bas yoksa akşam başı bağırır bas. Eğilip sadece şey diyor, tadını çıkar. Fırından yeni çıkan ekmek poşete konmaz. Hamur olur. Annem öyle der, hamur olur. Şöyle bir çözümü var. Ucundan ısırırsanız hiçbir şey olmaz. Hava alıyor. Konyalıyım yani ben. Bunu bana sorun. Ekmeği adama soracaksın yani. Bana soracaksın. Hakikaten mi ya? Tabii. Ucundan ısırırsan istediğin şeye koy. Hiçbir şey olmaz vallahi. Al öyle sallaya sallaya götür. Oğlum bak ben inanırım böyle şeylere. 2 metre adam. Sallama da yani koyabilirsin. Sıcak ekmek almış. Kemal söyledi sallıyorum abi. Sallayınca daha iyiymiş. Başka yazılı olmayan kural. Elektronik cihaz arızasında birinci kural kapataç düzelir. Bu gerçek. Buna şüpheyle yaklaşan sözlercidir çok net. Bu bir gerçek. Ama biraz gerçek yani. Bunu birisi oluyor açıklamıştı biliyor musun? Bir kim açıklamıştı bilmiyorum ama bu işte titreşim bilmem neyle bir fiziksel olarak açıklanmıştı toparlama diye bir şeyin olduğunu. Ama ben önce yine de küfretmeyi seçiyorum. İnsan için de derler aynısını yani. Küs barış. Hani o bir toplar diye. İnsanı kapat aç. Nasıl ya insan için ben? Çok boş konuştum. Bir çık, bir çık tekrar gir. Birkaç tane daha alalım bitirelim. Oha herkes kaldırıyor.
Şurada var. Merhaba. Aşırı pis şakamı birkaç kişi anladı. Çok özür dilerim. Buyursunlar. Komşudan gelen tabak boş gönderilmez. Yok. Öyle. Çünkü... Neredeyseymiş gerizekalı. Geçenlerde bize geldi öyle bir şey. İçinde börek olan bir tabak. Biz böreği yemediğimiz gibi tabağı geri gönderemiyorum. Çünkü içine bir şey koymam lazım. O bir şeyi de kendim yapmam lazım. Pötibör koyup gönderemem. Kadınla asansörde karşılaştık. Tükürdüm yolda. Bakmıyorum. Bakmamaya çalıştım filan. Asansörde. Geri git, evet. Bakmamaya mı çalıştın? Ya sana kadın kek yollamış. Göz göze gelmişsin. Selam sabah kesmiş. Ya tabak iki aydır bende. Demek börek yolladın küçük orospu. Senin boklu böreğine mi kavrasın? Mesela asansör kabininde nasıl görmezlikten geldin? Bu eten kötüye döndün. Plan yaptım. Şöyle yapmış. Doğru yani görmezsin. Sonra tabii bir şekilde göz göze geldik. Tabağınızı geri getireceğim dedim. İki aydır bende ama söz getireceğim dedim. Boş getirsen dedi. Hala götürmüyorum. Bir anda evde bekliyor. Radyo reklamına bağladı. Saatlerimiz 18.02. Tabağınız dolu gelecek. Benim annemin bir potu var böyle. Komşu bize yine böyle börek gibi bir şey yolladı. Biz yemedik. Birazcık böyle temiz olmadığını düşündük. Komşudan huylandık yani. Öyle duruyordu tabakta. Biz sonra eşimle bir yere gittik. Annem de eve geldi kediye bakmaya falan. Annem de şey sanmış. Mama mı ya? Hayır. O böreği eşim yaptı, komşuya verilecek. Oo. Biz yani kadının böreğini geri kadına yolladık. Kadın da Alzheimer'mış. Ne güzel ya. Daha fenası kadın da beğenmesi. Böyle gidip geliyor onu gör. Bir ay önce oraya. Bok gibi. Asansördeler bakmıyorlar böyle karşı. Hay Allah ya. Alalım bir tane daha. Neredesin Kadir'cim? Hah şurada bak hanımefendi var. Hoş geldiniz. Kadir bir cevap da sen ver be. Benim adım aslında Kadir değil. Ahmet. Bu bizim Kadir'le hazırladığımız bir şakaydı. Ben Yıldız'ı gözünden tanırım. Bu biraz erkekler için geçerli. Hanımınız sana kalmış dediyse size kalmamıştır. Aa çok doğru ya. Çok ben anlamadım. Hanımınız? Vay, ben kaç kalmış. Defa bana kalıp ATV izlediğimi bilirim yani. Vallahi bak. Bana kalmış diyor. Sen anlat Karadeniz izliyorsun. Bana nasıl kaldı bu ya? Şey oluyor işte. Arkadaşlar... Bostancı'ya çağırıyor, nargile içiyorlarmış, beni de çağırıyor. Hanıma diyorsun ki gidebilir miyim? O sana diyor ki sana kalmış bana sorma. Evet. Yani o bacaklarını kırarım. Örneğin vizyonsuzluğuna tüküreyim bu arada. Bostancı'da nargile, Allah kahretsin. Ulan kendin de gitmezsin. Şu an beni anlatıyor. Bostancı'da oturuyorum ben nargile içiyorum yani. Hani sıfırdan örnek gibi beni verdin ya. Üç arkadaş dinleniyormuş beni de çağırdılar hadi bakalım diyor. Hanıma da gerek yok, kendin gitmezsin yani. Çok güzel cevap ha, hakikaten. Twitter'dan mı okudun? Bugün değişik, o da Kadir değil. Yani böyle... Onu da ben yazdım zaten. Düğün zamanı gelinin annesine süt hakkı takılır. Ne? Düğün zamanı gelinin annesine süt hakkı takılır. 16. yüzyıl bu. Vallahi hala devam ediyor. Sanki erkekler uranyum içiyormuş gibi sadece kızların annesine. Ne kadar bir şey abi? Ya işte erkek tarafı ne takarsa işte. Takılan şeye göre ona göre muamele değişiyor galiba. Şimdi yakın abi... çevrem. Hocam, düğün olduğuna emin miyiz? Genelde düğünlerde görüyorum. Öncelikle hepimizi beraber 300 sene geriye götürdüğün için bu kıymetli yolculuk için teşekkür ederiz. Rica ederim. Süt hakkı. Evet. Litre olarak Bilecik mesela. Ya burada... 15 litre 4 lira 60 lira versek oluyor mu? Ya işte hani gelin annesini... En kolayı dost sütten yola çıkarak. Hani yani. Kız genelde hani erkek kızı alıyor mantığıyla bakıldığı için ataerkil olarak. Aha. Hani gelin annesi onu yetiştirdi, doğdu, büyüttü mantığıyla. Ha o süt. Hani sadece erkeğin kızı alması gereken bir şeymiş. Abi onun sonu yok ama onun da hakkı var. Hani anneanne öyle gidiyor ya o. Yani... Yani bilmiyorum artık. Dedeye de veriyorlar 5 lira al abi senin diye. Doğru. İyi ki bu kadını buldun abi diye. Saçma sapan. Sütünün sütü var yani. Güzel küfür lan bu. Kaç ay emziriyor ya? Senin ben sütünü diye. Ne oluyor? 6 ay emziriyor olsa günde yarım litreden. Orada şey yani. Dersin ya. Bu bir aylık mamaya başlamış lan. Yani böyle bir... İki günde bir litre.
Aa, 1500 lira falan ya. Bilemedik hocam bu. Yazılı ya da olmayan kural olarak silinsin tarihten böyle bir şey. Laiklik, salaklık. Ne alaka? 1928 süt hakkının kaldırılması. 2020 lan. Hayır, o zaman kaldırılmış. Bir gecede süsüz kaldık ya, bir gecede. Emziren anneler Malta'ya sürülmüş lan. Bir gecede sütümüz kalmadı, bu nedir ya? Dedelerimizin mezarındaki sütleri göremiyoruz, yazıklar olsun. Var mı bir iki cevap daha? Şöyle, şurada. Konuşmayanlardan olursa. Merhabalar. Merhaba. Misafire gittiğiniz kişi size yemek hazırlıyorsa o yemeğe kötü denmez bence. Belli ya da denirim. Böyle kaşla gözle bok gibi yapılır böyle. Böyle içeriden ya da yanındakine gittiğine bok gibi olmuş ama yani yine çok güzel, elinize sağlık denir ya hani. Ne güzel. Doğru söylüyorsun. Sözü var, misafir bulduğunu yer mi? Umduğunu değil, bulduğunu. Değil, bulduğunu ya. Güzel ya, misafire giderken böyle bir şey götürdüğünüz zaman onun size servis edilmesini bekliyor musunuz? Hem de köpek gibi bekliyoruz. Onu servis... Ve hiç edilmiyor ya. Abi onun konusunu açamayıp çocuğa falan söyleten var. Ha. Baklava istiyorum de falan diye böyle... Minicik çocuk baklava diyor böyle. Nereden bilsin abi? Bir de daha ben konuşmamış. İlk Şöbiyet diye bağırıyor. Benim babamın şeyi var ya. Babam o sorunu baştan açıyor. Verirken daha böyle misafirlikte. Yemekten sonra yeriz diye böyle. Hayvan değilsiniz yani. Alalım bir tane daha. Şurada var. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne var yazılı olmayan kural? Birine banka bilgilerinizi, IBAN'ınızı falan göndereceğiniz zaman bu screenshot olarak değil, hani kopyala yapıştır olarak gönderilmesi gerekiyor. Doy bunu, doy. Kaç kere bana öyle gönderdi? Özür dilerim. Mesut direkt... Yayınlamayacağım ki burayı, yayınlamayacağım. Çünkü Mesut şey yapmayı bilmiyor, sevmiyor, teknolojiyle arası yok. Hani IBAN'a basılı tutarsın ve kopyalanır ya. Evet. Hatta bazı telefonlarda direkt paylaşma seçeneği çıkıyor. Evet, evet. Mesut şöyle yapıyor, o sayfanın screenshot'ını alıyor. Onu kesiyor, kırpıyor. Ona bir efekt atıyor Amaro. Şey. Evet, evet. Hesabındaki parayı görelim istemiyor. Onu da gösteriyor, 22 lira var, kıpkırmızı var. Ondan sonra gönderiyor. Ya bir de o IBAN'da şöyle bir zorluk oluyor. Mesela birine diyorsun ya, ben sana yollayayım, sen bana söyle, ben gireyim diyorsun mesela. Orada bir 4-0 ile 4 tane 0 karışıklığı. Ha evet. Hmm. O sana 4-0 diyor da sonunda 2 tane boş çıkıyor hani, yer şey. Çok kızıyorsun, oğlum nerede yanlış ha, yaptık evet. diye. Senin bütün alanların bitmiş herifi hala evet, sayıyor. Evet. 54-62. 64. Ne yapıyor, dur artık. Orada ama 4-0 deyince sorması gereken bence dinleyen. 4 tane 0 mı, 4-0 mı? Yani geri zekalı mısın, insan mısın? 4-0. 4-0. Böyleymiş. Teşekkür ederiz. Yemekhane gibi yerlerde ya da restoranlarda... Masadan... Askeriye gibi alanlarda. Çok, çok lüks bir yemekhane. Tabildot ama yani. Michelin yermiş. El değmemiş. Michelin yıldızı var. Masadan kalktığında oturduğun sandalyeye düzeltilir. Tabii. Yok. Tabii tabii canım. Bu çok insanlara ve hayata karşı naif insan hareketi. Bizde çok az oluyor bu. Naif insan mı? Tabii tabii. Balık burcu yani. Kalktım. Koymuş, ağlıyor. Bu ne nedir balıkla dalga geçmeniz ya? Ben sen de balığım. Mısın? Balığım ya. Ben boğayım. Öküz, bildiğin öküz. Sen koç muydun? Koç. Koç. Üç adam burç konuşuyoruz, Allah kahretsin. Yani demek koçlar ki... inatçı olur derler. Balıklar duygusal ve yalancı. Balık ünlüler. Bu an niye yalancı olsun ya? Şerefsiz, gurursuz. Kendi burcundan ünlüyle gururlanmak var ya. Var. Sabahattin Ali balıkmış abi diye. Yani lan ne oldu yani balıkla yani? Ben senin de balığım. Var. Ben de balığım ama emlakçıyım. Hanımlar, beyler, yazılı olmayan kuralları konuştuğumuz harikulade bir Rabarba Talk, çiçek gibi seyircimizle alkışlarla sona eriyor. Bu arada, bu programda en az 3 kez kahkaha attıysanız hem Kemal Ayça'yı
Hem İlker Gümüşoğlu oldu hem de bendeniz Mesut Süre'yi aşağıda şu anda görsel olarak var. Instagram'dan takip ediniz. Ayıptır. Şöyle yapınca tutturmuş oluyor muyum acaba? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tutturur mutturur benimki kaçmasın yani. Böyle biter bay bay.